Son hazırlıklarını tamamladı karşılaşmanın hakemi Mehmet Sezener. Gözler artık karşılaşmanın hakeminde. İlk düdük çalacak ve haftanın son karşılaşmasına başlamış olacağız. Yardımcı adam işaretini aldı ve ilk düdük karşılaşma başladı. Kaleci Mercan tehlikeli bir pas. Şimdi kaptırı topu. Al bir gol pozisyonu. Bir pas orada. Bakıyorum çok önemli bir pozisyon. %100 net bir gol pozisyonu. Faydalanamadı o da Mehmet Uçar. Savunma bir kez daha uzaklaştırdı topu. Dönen top. Şimdi Remzi yaptı ortasını. Ali bir vuruş orada. Kaleci Ozan ayağıyla son anda çıkarttı. İlker İnceler var. İlker ileriye uzun gönderdi. Gol pozisyonu olabilir mi? Kaleci Ozan çıktı. Cezalanın dışarısında bir elle müdahale var. Kartın rengi bakalım ne olacak? Ve kırmızı kart. Evet. Kırmızı kart çıktı orada. Kaleci Ozan çıkmıştı bu pozisyonda. Karşı karşıya kalmıştı orada. Osiye ile. Osiye aşırtmak istedi üzerinden Ozan'ın. Ancak elle müdahale etti. Mehmet Sezener'in çalan düdüğüyle de pozisyon gereği kırmızı kartını çıkardı Ozan'a ve Çetinkaya 19. dakikada 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kalacak. Remzi oradaydı. Remzi de ayrıldı. Şimdi işaret geldi. Ali yaptı vuruşunu kaleci Kani. Ali Özbağır'ın vuruşunda genç kaleci Kani topu yumrukla uzaklaştırdı. Ancak gelişecek olan atak devam edecekti. Yapılan hareket bir serbest atış daha elinde geldi oraya. Şimdi işaret geldi. Bir vuruş daha bakıyorum. Asfaltla dışarıya. Orta alanda Doğukan sağda. Şimdi elinde gelişti. Elin rakibinden kurtuldu cezalana gidi. Bir vuruş orada kaleci Cenk. 37. dakikayı geride bıraktık. Şimdi çalan düdük. Bir vuruş orada kaleci Kani. Döndü geriye sol tarafta. Çağdaş. Orta şut karışımı top doğrudan dışarıya gitti anda da Mehmet Sezener ilk 45 dakikadan bu kadar diyor ve ilk 45 dakikada Girne Mete Adanırı Stadyumunda Türk Ocağı 0 Çetinkaya 0 gol izleyemedik. İkinci 45 dakikada yeniden birlikte olmak dileğiyle. İlker İnceler bir orta, bir kafa Remzi'den ve topu alarda gol. Mükemmel bir kafa vuruşu Remzi Betmezoğlu'ndan. Sağ taraftan İlker yaptı ortasını. İlker İnceler, Remzi Betmezoğlu ceza alanının hemen üzerinde. Kafasıyla mükemmel bir kafa. Top 90'dan filelere gitti. Ve Türk Ocağı karşılaşmanın 50. dakikasında beklediği golü buldu ve 1-0 öne geçti. Kili mücadele var ceza alanında. Atak devam edecek. Şimdi Remzi yapar ortasını yaptı. Arka direkte bir kafa. Kaleci Kani ancak daha önce çalan bir düdük var. Bir elle müdahale ve bir sarı kart daha çıkıyor orada. Türk Ocağı futbolcusu Osiye'ye. Ve iki evet sarı kartı vardı daha önce Osiye'nin. Ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderiyor. Mehmet Sezener Osiye'yi. Her iki takım da 10'ar kişi mücadele ediyor. Şimdi Ali ile gelişecek atak ancak Hakan topa sahip oldu. Tunç Doğukan'la çıkıyor şimdi Çetinkaya. Doğukan topla yer rakip alana geçti. Orada bir müdahale var ancak oynayın dedi. Bu kez Türk Ocağı kontrol atağı. Şimdi İlker çıktı ileriye. Remzi arapası çok kritik bir pozisyon. Kaleciyle karşı karşıya orada. Bir vuruş Remzi. Bakıyorum gol. Remzi Betmezoğlu kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Dakikalarımız yetmiş. Gelişen bir Çetinkaya atağı vardı. Orta alanda kaptırılan top. Ani bir kontratak oldu Türk Ocağı adına. Sağ taraftan gelişti bu atak. Ceza alanı içerisinde topla vuruşan Remzi takımının ve kendisinin ikinci golünü atıyor. Şimdi bir kontratak. Ceza alanına girdi Hüze. Bir vuruş orada bakıyorum. Asfaltla dışarıya. Sübeli isim orada kaptırılan bir top. Cevdet bir vuruş kaleci. Kaleci Kani gerçekten her iki futbolcunun da iki güzel hareketi. Türbünler ayakta alkışlıyor. Genç Cevdet vuruşunu yaptı. Aynı güzellikte genç kaleci de Kani topu yumrukla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.
Kaleci Cenk arkadaşlarını uyardı. Şimdi işaret geldi. Tunç yaptı ortasını. Çıktı Cenk, yaptı bir kötü. Cenk oradan hatalı bir çıkış, tokatladı topu. Boşta kalan top elin dışarıya vurdu topu. El baskı var orada. Ümitcan'ın, ancak Cenk topa sahip oldu. Ümitcan'ın baskısı vardı. Şimdi yaptı degajını kaleci Cenk dediğimiz anda da Mehmet Sezener bu kadar diyor. 90 dakika bitiren düdüğünü çalıyor.